Merhaba arkadaşlar, Geek & Roll kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde, önceki bölümün sonunda söylediğim üzere, Castle Morn'dayız. Castle Morn, bu Weeping Peninsula'nın son bölümü diyebiliriz. Buranın boss'u yani, main boss'u burada. Burada bir tane de kale var. Kale içerisinde yine şuradaki hanımefendiyle konuşup işte şey var burada bir tane kadın var, yol kenarında kör. Onun işte burada babası var. Babasıyla işte bir questline'ı var vesaire. Bunu zaten göstereceğim ben size. Tabii ki de güzel, acıklı bir hikayesi de var. Yavaştan geçeyim arkadaşlar. Beğenip yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Eğer hoşunuza gidiyorsa yaptığım içerik. Onun dışında Discord kanalım da var. Aşağıdan ulaşabilirsiniz. Twitch'te yayında yapıyorum. Oraya da gelebilirsiniz. Her şey serbest arkadaşlar. Her yerde, her yeri kapattım. Şimdi burası biraz sıkıntı bir yer. Çünkü burada biz büyücü olduğumuz için çok avantajlıyız arkadaşlar. Çünkü şöyle bir sorunumuz var. Burada çok fazla şey var. Çok fazla mob var ve üstünüze gelecek bunlar, haberiniz olsun. O yüzden bir uzaktan. Şurada bir tane daha var, bak. Gördünüz mü? Gel lan it. Gel lan it. Böyle yerim seni. Smithing Stone 2, güzel. Yayında bir arkadaş sormuştu Smithing Stone'ları nereden bulurum diye. Böyle işte abi gezerek bulabiliyorsunuz, haberiniz olsun. Benle beraber oynarsanız, ben de zaten ne zaman yükseltiyorsam bir şeyleri, siz de o zaman yükseltirsiniz yani. Çünkü sizden önce gerçekten sizin dışınızda hiçbir şekilde oynamıyorum. Bu hesapla. Kendi hesaplarımı oynuyorum ama burada yok. Gel bakalım koçum. Seni de indirelim. Şimdi şurada büyük bir tane var. O büyük bir tane bizi görmeden diğer hepsini indirmemiz lazım arkadaşlar. O yüzden uğraşıyoruz. Eğer hepsi birden gelirlerse biraz sıkıntı yaşarız. Haberiniz olsun. Bu arada şey takalım ya. Bunu takalım. Bunu çok seviyorum. Hem bu hem de o stamina recovery speed kalkanımızla beraber inanılmaz derecede yüksek recovery speedimiz var. Haberiniz olsun. Demin iki tane de öldü diye şey yaptım da, bir tane de öldü bu da. Bak. Gel koç. Bak mesela bu da bir tane de öldü. Şey, İki tane de öldü. Manamız bitmiş, okey. Kale boyunca kurt çağırabiliyorsunuz istediğiniz yerde ama benim tavsiyem gerek yok. Çünkü zaten büyücüsün abi. Oyun zaten yeterince kolay modda. Ha, önceki videoda ondan bahsediyordum. Hani oyunda şey yoksa abi, bu oyunda kolay mod yok. Souls oyunlarında kolay mod diye bir şey yok ama kolay sınıflar var oyunda. Oyunu bayağı kolaylaştıran sınıflar var. Onlardan biri de, en başta gelen de bu sınıf. Yani büyücü sınıfı. Astrologer'la başlattım ben size. Sonradan da istediğiniz sınıftan da gidebiliyorsunuz tabii ki de, hiç sıkıntı olmuyor. Şimdi en sonunda bu kaldı. Bunu da şununla kafasına vuralım. Öldü zaten. Güzel. Güzel, burayı çok hızlı bir şekilde temizledik arkadaşlar. Şimdi iki tane yolumuz var. İki tane gidebilecek yer var. İlk önce şuradaki arkadaşı indirmemizi istiyorum ben sizden. Bu kafasındaki şeyi de düşürebiliyor burada. Bunu farmlayabilirsiniz, deneyebilirsiniz yani, haberiniz olsun. Bunu içelim. Tamam, arkası dönükken böyle bitirmek lazım, yoksa sıkıntı çıkartıyor. Düşürmedi. Bazen düşürüyor. Kafasında kim düşürdü? Bir şey düşürüyordu bu. Ama hatırlayamadım şu an. Şu arkadaşları da böyle yavaş yavaş keselim. Biraz şarkı söyleyesim geldi. Yalan dünya izliyorum da ben bu arada Can Bonomo'nun olduğu bölümlere geldim. Sürekli Can Bonomo bir şeyler söylüyor, şarkı söylüyor. Çok seviyorum kendisinde. Şimdi arkadaşlar tabii ki de aşağıdaki yolda bakacağız ama önce burayı bir halledelim. Yalnız bakın, stamina recovery speed'i görüyor musunuz? Ne kadar hızlı recover alıyoruz. Ne kadar hızlı yani. İnanılmaz. İndirelim. Buraya gelme hiç mantığı yok bu arada ya. Şuraya atlayalım direkt. Canım bile düşmedi. Bu arada şurası, sen şu demedim ya ikinci yol diye. Buradan gidelim, daha mantıklı. Zaten oraya çıkacağız aynı. Bakın burada hani saygıdan ötürü bu her zaman alınır. Yayında da bunu konuşmuştuk. Claymore abi. Claymore saygıdan alınır. Gelin alın bunu. Envanterinize dursun. Kullanırsınız. Zaten kullanabiliyorsunuz da bu arada, bakın. Claymore'u. Yok, kullanamıyormuş. Daha var. Olsun. Yalandan dolandan iş yapıyoruz zaten. Şimdi şöyle devam.
Şurada bu ezikler kavga ediyorlar. Asker abimize yardım edelim. Öldü ama olsun. Sıkıntı değil. Sonuçta yardım ettik. Şimdi bu kısım çok uzun sürmeyecek. Yukarıda full mob keseceğiz. Mob kesmeceli. Sonra şu aşağıya doğru atlayacağız. Orada da biraz mob keseceğiz falan filan derken abi. En sonunda ta şu aşağıya ineceğiz. Göstereceğim. Bu tarafta değil çünkü o. Bu taraf. Allah. Şimdi bunlar daha sıkıntı yaratacağı için ilk önce bunları kesin bence. Size naçizane tavsiyem bu. Yolda da ona vurduk ha. Askere değil de şu salağa vurmaya çalışıyorum. Hacı dayı gelin sizi de keseyim hemen hızlı hızlı. İşimize gücümüze bakalım. Buradan devam edeceğiz tabii ki de. Şurada eşyalarımız var. Bizim eşyalarımız onlar. Bu şekilde. Bunları da indirelim. Seri seri. Şimdi bu bölümde anlatabileceğim size çok bir şey yok. Çünkü zaten sadece mob keseceksiniz. Ve hani yine dediğim gibi büyücü olduğunuz için kolay oluyor genelde. Şu artık şuraya da bir meşale koyup şu meşaleyi kullanabiliyor muyuz? Şu an kullanıyoruz. Bunların bazıları böyle yüksek ihtimal bunda da aynı şey var. Bu meşalelerin bazıları arkadaşlar böyle üflüyorsunuz falan böyle hani şey oluyorsunuz. Cambaz oluyorsunuz yani. Ne denir o işte şeylerde falan olur ya. İsmi aklıma gelmedi. Jonglör mü denir? Cambaz mı denir artık? Bir şeyler oluyorsunuz ya onlara benziyorsunuz yani. İşte bakın şimdi burası da demin şuradan merdiven çıktığımız yer yani. Hani deminden şimdiye geliyorsun yani aslında. Oradan giderek ya da buradan giderek hangisini tercih edersen. Okey. Manamız da bitti. Ama hiç sıkıntı değil. Sıkma lan ilk. Gebertirim seni. Hasret. Ben bunu getirmeyeceğim. Telif yemeyelim. Abimizden. Şimdi bakın. Burada bir gidebileceğimiz yer var. Manamız yeter mi? Yeter diye umuyorum bakalım. Yetmezse de yapacak bir şey yok. Şuradan bir gidelim. Biraz dikkatli oynayın. Toplam 4 kere atış yapacağız burada. Bir tanesi bakın şurada. Gördünüz mü? Hop. Anadolu çocuğu yemez. Sen de beni izliyorsan yemedin arkadaşım. Haberin olsun. Ben buradakini de aldık. Smithing Stone 2 bak. Arkadaşım gördün mü? Smithing Stone 2 takip et. Ya bu rehberi ben hani sadece büyücü için yapmıyorum bu arada. Oyunda çok fazla şey söylediğimi düşünüyorum. Çok fazla bilgi verdiğimi düşünüyorum bu videolarda. Aklıma geldikçe ne biliyorsam aktarmaya çalışıyorum. Ama bu insanlar şey diye düşünüp izlemiyorlarmış. İşte büyücü olduğu için izlemiyorum falan tarzı. Çünkü büyücüleri genelde sevmiyorlar bir de. Öyle bir şey var. Neden bilmem. Sevilmiyor. Böyle has solcular şey oluyor böyle. Büyücü oynayan adam değildir tarzı oluyorlar. Arkada bir şey var mıydı pek hatırlayamadım. O yüzden bir böyle bir dönüp şey yapalım. Aha. Bu cihan benim genç. Bunu biliyorum tabii. Yukarıdan atlayınca buraya geliniyor da. Ama yani şu yaptığım var ya çok büyük gerizekalılık ya. Niye böyle bir şey yaptım şu an? İntihar sebebi ya. Gerçek anlamda intihar sebebi. Nasıl geçeceğim oraya? Neyse şu aşağıdan devam edelim arkadaşlar. Orayı göstereceğim size. Yani. Of. Oradan geçebilirim sanmıştım ya. İnanılmaz ha. Şimdi oradan gitmeyin. Şuradan inin. Naçizane tavsiyem. Burada bir tane Stone Sword Key olması lazım. Aynen. Ben buraya tekrar geri döneriz de. Ben ilk önce bence direkt buradan yine şey yapayım. Koşa koşa geleyim. Çünkü yani başka yolu yok gibi. Yani gerçekten o kadar yolu gelip oradan aşağı atladım inanılmaz. Bir de kaç kere oynadım ben burayı biliyorum yani oradan. Yani dönülmediğini. Aptallık yaptım kusura bakmayın. Burayı isterseniz salabilirsiniz. Ortalama 2 dakika ilerisini alırsanız halledersiniz yani. 2 dakika ilerisinde orada olmuş olurum. Hızlandırma da beni biraz yorduğu için. Yormuyor aslında böyle kat kat yapıyorsun. Süresini düşürüyorsun da. Hangi videoda yapmam gerektiğini bilmiyorum. Çünkü genelde çok fazla yedek videom oluyor. Unutuyorum karıştırıyorum hangisinde olduğunu.
O yüzden sıkıntı oluyor. Benimki de dert. Şu köpekleri indirelim. Diğerleri zaten bizi görmeyecekler. Bir dakika olduğunu bilmiyorum. Geldik ama sıkıntı yok. Oradaki yeri atlamış olduk hani buradan çıkarak. Haberiniz olsun. Ölür müsün? Teşekkür ederim. Köyüne. Ezik. Şu aşağıyı bitirdik. Şuraya gideceğiz. Minik bir yer var aslında. Minik bir yer için geldim ama sonuçta tam çözüm gibi oynadığım için hani aklımda kalacak. Siz de görmemiş olacaksınız gibi. Hani görmeyip girerseniz işte huzursuz olabilirsiniz. Ben huzursuz oluyorum genelde. Kendiniz keşfetmeniz çok hoş ama hani herkes öyle oynamıyor zaten. Ya da işte eşya kaçırdım mı diye en kötüsü hani. O tarzda bakabilmek lazım. Ha burada yok yani aşağı kaçırma şeyiniz. Aynen onlardan kalk bana gel. Sen de bir özürlüsün ha. Abi dövüş nereye kadar ya? Yapmayın gözünü seveyim. Devam. Burada bir tane reis var. Orada değil ha. Şöyle yukarı çıktığınızda hani burada adamlar aşağı dövüşürken bu burada duruyor böyle ezik. Şimdi ben bunu öldürmeyi düşünüyorum şu an. Öldürmesem de olur. Hani bu adam için geldik buraya haberiniz olsun. Hani ileriye alabilirsiniz de biraz daha. Şimdi şu şeye gidebiliriz. Burada daha hiçbir şey yok. Sadece bu adamı göstermek için geldim. Eşya var mı onu da hatırlamadığım için geldim bir de bu arada. Şimdi buradan devam. Şimdi deminki atladığım yeri gösterdim size. Şuradan. Bir de şuraya bakalım. Hani... Merak eden olur, elbet olur. Böyle zıplamanız lazım. Aşağı düşerseniz orada sıkışabilirsiniz. Bakın görüyor musunuz abi? İçerisi rezillik. Burada bir şey iniyordu zaten inmişti ama. Şimdi arkadaşlar bunları böyle tık tık öldürün bence. Hatta şöyle daha iyi. Mananızı boşuna harcamayın gereksiz ya. Bir koydum mu? Bir de şöyle yaptım mı? Buyur. Okey. Tam yetti. Düşündüğüm gibi oldu. Bir tane bundan, bir tane şundan. Zaten ben bunu size aldırdım. Bunu da kullanacağız yani sonuçta. STR 3'te 2'sini aldığınız için, kullanabildiğimiz için. Ama şöyle bir... Burada çirkin bir de ya bunlar. Karen'lara benziyor bu Amerikan kadınlar var ya. Karen diye nitelendirilen tiplemede bunlar yani çok benziyorlar. Neyse. Şimdi devam edelim. Yukarıda bir tane talizman bulacağız arkadaşlar. Talizman işinize yarar mı yaramaz mı bilmem. Hani kullanıyorsunuzdur belki bu bildiğinize işe yarar. Twin Blade Talisman. Bakalım. Enchanted Final Hit of Chain Attacks. Yani hani bir... Pattern var ya işte şöyle vurur şöyle vurur mesela yukarıdan vurur en son 3 tane diyelim mesela senin paternin kullandığın silahın. Onun mesela son vuruşunu daha fazla vurduruyor galiba tekrar okuyayım. Böyle olması lazım. Aynen. Yükseltiyor son şeyin hızını. Şeyin saldırı potansiyelini. Şimdi buradan aşağı atlıyorsun abicim. Ardından alalım şöyle buraya atlıyorsun. Buralar boş buralarda şey çok tedirgin olmanıza gerek yok. Bir tane eşya var. Bunu alın devam edin. Şunu alabilirsiniz eğer potunuz bitmiştir ve Grace'e onları keserken Grace'e dönemiyorsunuz çünkü.
Çünkü tekrar bir daha da şey yapman lazım, kesmen lazım. Bunu alırsanız şey potunuz doluyor, cam potunuz. Canınız dolmuyor ama cam potu doluyor. Şimdi burada biraz minik bir platforming var. Böyle atlıyorsun düz bir. Geldin şu eşyayı aldın. Smithing Stone 2. Çok iyi. Ardından şöyle geldin. Şöyle tam şu düz çizgiye doğru hop. Aşağıda biraz böyle bir sıkıntılı tiplerden var. Şöyle bir atalım bakalım gidecek mi? Gidiyoruz. Ardından şunu indirelim. Tamam, şimdi aşağı atlayabiliriz. Aa, niye ölmedi bu? Bariye bak sen. Masalar mısın ya? Of of ya. Ya bu oyunda gerçekten bu farelerden, şeylerden, karıncasıdır, şeyidir bitmiyor ya. Rezillik ha. Hani uğraştığımız şey de kamçı. Şimdi geldik arkadaşlar boss bölümüne. Ama boss'a gitmeden önce ürünlerden biraz harcayıp level almak istiyorum. Çünkü yolda ölebileceğim birkaç yer var. Korkutucu. 1600 daha çok var. Bir tane daha şundan. Bir tane şundan. Yaparsak belki yeter. 15.300 var. Tamam, tam yetiyor. Oturalım. Bir potumuz motumuz yenilensin. Canımız yenilensin. O sırada intelligence'ımız 35 yapalım. Üstümüzde hiç soğuk kalmasın. Çok güzel. Şimdi ilk önce şu tarafta bir şey yok. Bakmak isterseniz diye de ben yine bir göstereyim kanıt. Şöyle bir şey yok. Şuradan ilerleyeceğiz. Burada iki tane şu hanım ablalardan var burada. Bunları şu şekilde hızlı hızlı vurarak kesebilirsiniz bunları böyle. Spam. Ama hala kesinlikle şeyi kullanmayın. Kurtlarınızı kullanmayın. Aa, bu niye tek ediyor? Buncanın daha azmış. Neyse. Devam edelim. İşimiz onlarla değil zaten. İşimiz aşağıdaki boss'la şu an arkadaşlar bizim. Şu ablalara çok dokunmayın. Deniz analarına yani. Şuradan gidelim. Burada bir tane eşya vardı diye hatırlıyorum ben. İlk bunu alalım. Evet. Somber Smithing Stone 1. Güzel. Bunları öldürmeyin. Gerek yok. Ha, bu arada geçen şey aklıma geldi, onu söylemeyi unuttum. Oyunda böyle mavi deniz analarından görürsünüz. Bu değil de böyle mavi mavi. Onlar arkadaşlar şey, böyle size oyundaki gizemleri gösteren yolları şey yapıyorlar. Ben de bunu bir arkadaşımdan öğrendim yayında. Böyle burada yengeç çıkacak bu arada. Dikkatli olalım. Peki. What? Ölmedin mi? Hadi köyüne. Dark Souls 3'e geri dön. Gerizekalı. Nice. Bir şey düşürmüyor ha. Burayı göstermek için geldim yani tamamen. Fire Arrow. Şu an tamamen burası bitmiş bulunmakta arkadaşlar. Artık buraya girelim. Ha, bunlar böyle oyundaki gizemleri gösteriyor, mavi olanlar. Böyle işte ne bileyim, mağaradır, zarttır, zurttur. Yine onların yerlerini gösteriyorlar. Zaten yakın zamanda bir örneğimiz de olacak bunlarla alakalı. İşte hani ne gösteriyor bunlar abi? Nasıl mesela örnek gösterebilirsin dersen, bir tane yer var. Şu an aklıma spesifik gelen. Tabii oyunda çok yerde var. Ama aklıma spesifik olan bir yer var. O da yer altındaki bölümde. Şimdi evet. Geldik boss'umuza arkadaşlar. Boss'umuzda arkadaşa falan gerek yok. Hani çünkü stagger damage yiyen, yani hani şey yapan, böyle sarsılan boss'lardan biri. O yüzden şu kurtlarımızı çağıracağız şimdi. Leonin Misbegotten arkadaşlar. Oyundaki ilk bosslardan biri bu da. Ay, şunu yemesem iyiydi ya. İyi böyle yaptık. Şimdi kurtlara dönsün o. Güzel. Bunu spamlayacaksınız. Oyun bitecek ya. Bu kadar basit yani. Bakın görüyor musun? Nasıl yere sarsılıyor yani. Hiçbir şey yapamazsın. Hadi görüşürüz. Bakın düştü. Hadi görüşeceğim. Crafted Blade Great Sword diye bir kılıç düşürüyor bu da. Çok da soul mol vermiyor bu. Çok hani ümitlenmeyin ama öyle yani. Ve şu anda an itibariyle Limgrave'i tamamlamış bulunmaktayız arkadaşlar. Her yere gittik. Her yeri gösterdim. Her yerden haberiniz var. Artık bütün işimiz bitti burasıyla.
Şunları da kaldırayım bakın, kalmayın şunları. Evet, burayı komple tamamladık. Şimdi buradan sonra geçeceğimiz yeri tam bilmiyorum. Fakat hemen bakayım, buradayken hazır. Size de söylemiş olurum hem. Buradan sonra Stormveil Castle'a gideceğiz arkadaşlar. Stormveil Castle da şu taraf oluyor yani. Buradan artık girişimizi sağlayacağız. Şurada hatta hatırlarsanız Margit'i kesmiştik. Margit'in önünde kale var. Bu kale bayağı büyük, bayağı detaylı. Yani uzun bir bölüm olacak onun. Ben tek bölümde çekmeyi düşünüyorum bir de. Şu kaleden bahsediyorum, Stormveil Castle. Bayağı büyük. Her yerinde ayrı bir gizem, her yerinde bambaşka bir şey var. Ama her yerde göstereceğim size, haberiniz olsun. Hiçbir şey bırakmayacağım. Aklınıza ne geliyorsa, acaba bunu gösterecek mi deyip mesela, biliyorsanız evet onu da göstereceğim. Evet arkadaşlar, şunu biraz güzel göstereyim. Bu ne ya? Şöyle duralım Stormveil'a bakarken. Şu şekil. Çok güzel tasarım bu arada. Evet arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümümüzde, yani Stormveil Castle'da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.